Şov, gene sabah mı oldu ya? Sabahlardan nefret ediyorum, nefret ya. Belim de bayağı bir tutunmuş ya. Of, tamamdır, şükürler olsun ki uyanmayı başardım. Küçük Silo, neredesin bakalım? Baban Slenderman uyandı. Küçük Silo, neredesin? Küçük Silo, yoksa saklambaç mı oynuyoruz? Burada mısın? Aa, burada değilmiş Küçük Silo. Küçük Silo, yoksa televizyonun arkasında mısın? Buraya da saklanamazsın ki ya. Yoksa meyvelerin içinde misin? Allah Allah, Küçük Silo, yoksa evde yok musun sen? Babandan habersiz ben sana evden çıkmayacaksın dememiş miydim? Küçük Silo, o zaman buradasın. Oha! Küçük Silo, benden habersiz sana insan öldürülmeyecek dememiş miydim? Baksanıza, köylülerin iskeletleri burada. Küçük Silo anlaşılan dün gece bayağı bir insan öldürmüş. Yoksa tabutun içine mi saklandın? Allah, köylünün iskeletini koymuş Küçük Silo oraya ya. Ah be Küçük Silo, nereden bulacağım ben seni şimdi, nereden bulacağım? Acaba kime sorsam, Jason Varos'a sorsam yerini biliyor mudur ki? Yok canım, Jason Varos bilmiyordur ya. Yoksa Herobrine'a mı sorsam? Herobrine dünyadan uzaklaştı, cehenneme gitti. Of Küçük Silo, ben seni nereden bulacağım? Köylülere utanmaz gibi soracak mıyım bir de? Her gece öldürdüğümüz köylüye mi soracağım bir de ya? Of, neyse. Sandığımdan eşyalarımı alayım da Küçük Silo'yu arayışlara geçeyim ya. Görüyorsunuz, burada da bir sürü silah var. Ateşli silah, testerem. Birazcık da ateşli silahlardan alalım. Şimdi mermilerimizi de aldık mı tamamdır. Hatta şunu da alayım da. Bu da iş görür herhalde. Küçük Silo, bekle, baban Slenderman geliyor, kurtaracağım oğlum seni. İnşallah seni bir canavar manavar kaçırmamıştır ya. Sonuçta çoğu canavarı tanıyorum. Slenderman zaten benim, Chucky'yi zaten tanırım eski dostlarımdan. Herobrine zaten kaçıramaz oğlumu. Allah Allah, Küçük Silo'yu kim kaçırmış olmalı ya? Of! Küçük Silo, sesimi duyuyorsan baban Slenderman sana sesleniyor. Çabuk gel oğlum evine, çabuk! Allah Allah, galiba duymuyor beni ya. Neyse, şuradaki köylülere sorsam mı diye çekiniyorum ya. Vallahi acayip utanıyorum, acayip utanıyorum. Sonuçta her gece şu köylülerden birini öldürdüğümüz için artık utanmaz ahlanmaz olduk. Neyse, sormam gerek. Köylüler, köylüler, Slenderman geldi. Hu hu, nasılsınız, ne yapıyorsunuz, gene ekiyor musunuz bir şeylere? Evet evet Slenderman, bir şeyler ekiyoruz. Ne için geldin buraya? Ben Küçük Silo'yu arıyorum da köylüler, lütfen bana yardım edin. Biliyorsunuz benim küçük oğlum vardı. Aynı benim gibi, aynı benim kıyafetlerimden var üzerinde. Gördünüz mü onu? Hayır görmedik Slenderman. Git buradan git. Biz ekinlerimize baş veriyoruz. Ekinlerimizi biçiyoruz. Domates ekiyoruz. Fasulye ekiyoruz. Git buradan git. Tamam ya, tamam ya, tamam. Of, ben Küçük Silo'yu nereden bulacağım? Köylüler çabuk söyleyin, eğer yerini söylemezseniz ateşli silahla hepinizi yakarım. Hayır git buradan git, biz Küçük Silo'nun yerini falan bilmiyoruz ya, eğer bilseydik söylerdik sana. Tamam tamam köylüler, size inanıyorum, hadi kolay gelsin size. Nereden bulacağım Küçük Silo'yu ya? Baksanıza, köylüler korkudan konuşamadı bile. Acaba ormanda birazcık arayışa mı geçsem? Evet evet, ormanda birazcık aramam gerek. Sonuçta orman kocaman. Orman bir de bizden sorulunca Küçük Silo'yu bulmam da birazcık zorlaşacak. Küçük Silo, neredesin? Baban Slenderman seni arıyor oğlum, neredesin? Sesimi duyan yok mu ya? Küçük Silo, ben sana her gün diyorum babansız bir yere çıkma diye, sen neden bensiz bir yerlere gidiyorsun ya? Acaba o köylüler bir şey biliyor muydu ya? Sanki sakladıkları bir şey vardı. Görüyorsunuz yağmur da tam vaktinde başladı. O köylüleri konuşturmam lazım. Sonuçta bir şey biliyorlar gibi. Evet, görüyorsunuz değil mi şunların tipini? Köylüler, içimdeki sezgiler sizin bir şeyler bildiğinizi söylüyor. Çabuk söyleyin, Küçük Silo'ya siz mi zarar verdiniz? Hayır ya hayır, biz bir şey yapmadık ya. Biz Küçük Silo'nun izini bile bilmiyoruz. Nasıl bir şey olduğunu da bile bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsunuz lan, nasıl bilmiyorsunuz? Her akşam Küçük Silo ile birlikte hepinizi öldürürken nasıl unutursunuz onun tipini? Hayır, bizi öldürmeyin Slenderman ve Küçük Silo, bizi öldürmeyin. Biz bilmiyoruz onun yerini. Demek öyle ya, demek öyle. O zaman tadın bakalım şu ateşli silah gücünü de. Oha lan, size ateşli silah işlemiyor mu? Biz özel bir büyücü tarafından büyülendik, bize ateşli silah işlemez. Demek işlemez ha, al bakalım tekrar.
Oha, cidden istemiyor. O zaman testere. Ha, demek testere karşı dayanıksızsınız ha. Bekleyin, geliyorum. Hayır, kaçın köylüler, kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın. Demek kaçmaya çalışıyorsunuz ha. Kaçamayacaksınız. Küçük Slon yerini söyle bakalım köylü. Eğer söylemezsen diğer köylüler gibi ölürsün sen de. Hayır, beni öldürme. Ben Küçük Slon yerini bilmiyorum. Lütfen beni bırak. Hayır, seni bırakmayacağım. Küçük Slon yerini söyle. Söylemezsen seni öldürürüm köylü. Tamam tamam, ben Küçük Slon yerini biliyorum. Bak şimdi, her akşam bizi öldürdüğünüz için ben de katil köylüyü çağırdım ve katil köylüden Küçük Slon'u kaçırmasını istedim. Demek öyle ha köylü, demek öyle. Şimdi Küçük Slon'u nereye kaçırdınız? Doğruyu söyle şimdi bana. Eğer doğruyu söylemezsen öldürürüm seni. Tamam tamam, hemen söylüyorum. Bak şimdi, ormanın arkasında bir tane ev var. O evin arkasında katil köylü var ve Küçük Slon var. Orada bulabilirsin onları. Tamam ulan tamam köylü, hadi bakalım kendine çok iyi bak. Aa, geber ulan sen de. Tamamdır. Demek siz Küçük Slon'u kaçırırsınız ha benden habersiz. Böyle de hepinizi öldürürüm ulan. Hepinizin sonu ölüm olacak, ölüm. Hepsini öldürmek çok zevkli, çok zevkli. Neyse. Şimdi ise Küçük Slon'un yanına gitmem lazım. Katil köylü Küçük Slon'u kaçırmış. Ben de o katil köylüye bunun hesabını sormazsam adını da silendirmen değil. Ama yağmurun bitmesi lazım, bir de akşam olması lazım. Akşam olmasına çok az kaldı. Akşam olunca o katil köylüyü geberteceğim, öldüreceğim. Oh be, yaşasın, akşam oluyor. Ay da yukarıya çıktığına göre ben de artık insanları, köylüleri, zombileri, canavarları hepsini öldüreceğim. Demek köylüler siz benden intikam almak için Küçük Slon'u kaçırdınız ha. Göreceksiniz oğlum, göreceksiniz. Bunun intikamı acı olacak. Silendirmene sataşmak neymiş hepsini göstereceğim. Neyse. Köylü ne demişti? Ormanın arkasında bir ev vardı. Adı da katil köylüymüş. O benim papucumu anlatsın. Demek katil köylüymüş ha. Katil köylü, Küçük Slon, neredesiniz bakalım? Özellikle katil köylü, sen neredesin? Yerini söyle bana. Burada bir ev olması lazım. Nasıl bir ormanmış ya bu da? Aha, evi buldum. Ve içeride birileri var. Büyük ihtimalle Küçük Slon orada. Hemen bir yanlarına gitmem lazım. Evet. Küçük Slon orada mı? Evet, Küçük Slon orada be. Yaşasın be, yaşasın. Oğlumu buldum sonunda. Katil köylü, ben geldim. Slenderman geldim. Demek ki Küçük Slon'u sen kaçırdın ha? Evet lan, evet, ben kaçırdım lan. Var mı lan bir diyeceğim, var mı lan? Tabii ki de var lan, tabii ki de var. Seni öldüreceğim lan. Gebereceksin lan, gebereceksin. Allah kahretsin, çok güçlü lan, çok güçlü. Kaçma lan buraya, gel lan buraya. Seni öldüreceğim Slenderman. Hayır, hayır, beni kimse öldüremez. Ben korkunç ateşlerin efendisi Slenderman. Geber ulan. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Hayır, ölemem, ölemem. Gel lan buraya, kaçma lan. Küçük Slon'u sana asla vermeyeceğim lan. Siz köylere zarar verdiniz. Demek öyle ha. Demek öyle. Biz köylere zarar vermişiz ha. Papucuma anla sen onu. Bu bizim işimizin gereği. Köylüleri öldürerek besleniyoruz. Eğer köylüleri öldürmezsek ölürüz. Neyse. Küçük Slon'un yanına bir gideyim. Küçük Slon korkmuş olmalı. Küçük Slon oğlum, baban silendirmen geldi. Ne yaptın bakalım oğlum, bu katil köylü sana bir şey demedi değil mi? Babacım yok ya, katil köylü amca bana zarar vermek istedi de ben zarar verdikmedim. Ne yaptım biliyor musun? Ona korkunç hikaye anlattım ve korkusundan 180 derece tepe taklak attı babacım ya. Korkusundan ne yapacağını şaşırdı zavallım ya. Haklısın Küçük Slon, haklısın oğlum. Vallahi zaten ben de konuşurken de bir ses tonu değişikti. Neyse oğlum, şimdi beni takip et ve artık buralardan uzaklaşalım. Sonuçta sabah olmaz üzere ve artık enerjimizi yenilememiz gerek. Neredesin Küçük Slon? Korkuttun beni. Babacım bunları sen ne öğrendim? Yaşama ışınlanmayı öğretmiştin ya. Öyle ışınlandım yanına. Anladım Küçük Slon, anladım. Gel bakalım oğlum, takip et beni. Artık eve gitmemizin vakti geldi. Bir daha da benden izinsiz dışarı çıkmak yok. Bir daha da benden izinsiz köylülere, insanlara, hayvanlara zarar vermek yok. Anladın mı oğlum? Anladım babacım ya, anladım ya. Sen bana o kadar ödümü öğretince ben de hevesim kursağımda kalmışım diye öldürdüm babacım ya. Tamamdır oğlum, tamamdır. Helal olsun da bir daha da benden izinsiz yapma. Gel bakalım oğlum şimdi. Eve gitmemizin vakti geldi.
Evde bizimkiler bekler biliyorsun, sen dün gece akşamları silendirmenleri öldürüyormuşsun, doğru mu küçük silah? Hayır babacım ya, hayır ya, ben kardeşlerimi öldürmüyorum ya. Valla o iskeletleri gördüyse onlar kardeşlerimin ruhu değil babacım ya. Demek öyle ha küçük silah, demek onlar kardeşlerin ruhu değil, umarım öyledir küçük silah. Gel bakalım buradan nasıl çıkacağız lan? Ha tamamdır, gel bakalım oğlum, takip et beni. Buradan dışarıya çıkabiliriz, tamamdır. Gel takip et beni küçük silah. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza da abone değilseniz de abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bye bye.